Sevgili izleyenler, Pozitif Düşünce programı devam ediyor. 16. dönem Muğla Milletvekili Sayın Sami Gökmen'le Türkiye gündemini konuşmaya devam ediyoruz. 12 Eylül darbesinin yıl dönümü ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümleriyle ilgili az önce Sayın Gökmen'i dinledik. Şimdi bu bölümde de Suriyeliler bölümü, Suriyelilerin durumunu da çok kısa özetledi ilk bölümde Sayın Gökmen. Şimdi Türkiye'de yeni parti kurma çalışmaları var. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Sayın Babacan ve Sayın Davutoğlu, Sayın Gül'ün parti kurma çalışmalarıyla ilgili hemen her gün bir haber çıkmaya devam ediyor. Hatta bunun tarihi, ayrıntıları da verilmeye devam ediyor. Neler yaşanır? Adalet ve Kalkınma Partisi'nden çıkacak, ayrılan, hatta Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Davutoğlu ve arkadaşları partiden istifa etmeden böyle bir yola girdikleri için biliyorsunuz disipline de sevk edilmişlerdi ihraç istemiyle. Ne gelir? Yani Türkiye'de yeni bir parti geliyor diyebilir miyiz? Hangi partilerden daha çok kendisine taraf bulur? Bu sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden mi kendisine gelir? İşte İyi Parti'den giderler deniyor. İşte diğer partilerden giderler. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de giderler diye bazı köşe yazarlarının yazılarını görüyorum. Nasıl bir değerlendirme içinde bulunursunuz? İlk gördüğünüzde, ilk duyduğunuzda, ilk açıklamaları dinlediğinizde bu yönü. Çünkü en çok da Sayın Davutoğlu gezdi Türkiye'yi. İl il dolaşmaya devam etti ve gezmeye de devam ediyor. Bugün de istifa etti AKP'den. Evet. Çok büyük bir olay olacağını sanmıyorum. Hı hı. Yani AKP'den ayrılıp da tek başına iktidara gidecek bir parti yaratacağına hiç ihtimal vermiyorum. Güvenmiyorum da. Şimdi Arınç bugün böyle konuşuyor, yarın bir başka türlü konuşur. Ama şu bir kesin. Şu AKP'nin artık erimeye başladığı bütün ciddi kamu araştırmalarında son seçimlerde görülmüştür. Ha, şey ne kadar oy götürür Davutoğlu? Kurabilir mi? Efendim Ali Babacan kurabilir mi? Başka bir parti kurar mı? Bunlarda bir bölünme olacak. Öyle görünüyor. Ama ne kadar götürür? Ne kadar biter? Fakat şu bir gerçek yine son Avrasya Araştırma Kurumu'nun yaptığı araştırmada %18 kararsız var. Evet. Bu çok önemli. %18 kararsızlığın içinde CHP'li olduğunu sanmıyorum. Bunlar AKP'lidir. Yeni bir partiyi beklemiş olabilirler. Yeni bir partinin kuruluşuna, kurucularına, hedeflerine bakarak bir tavır alma eğiliminde olabilirler bu %18. Belki MHP'nin içinde de vardır kararsız olabilir. Ama CHP'de kararsız olacağını sanmıyorum. CHP'liler kararlılığını göstermişlerdir. Hala da yani birinci parti olmak öyle kolay bir iş değil. Şimdi CHP'de burada araya girmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay süreci başlayacak şimdi. Evet. İşte delege seçimleri başlayacak. İlçe teşkilatları, il başkanları seçimleri olacak. İşte buralarda bu seçim süreci içerisindeki tartışmalar, kavgalar ve bazı ayrışmalar olabilir mi? Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir sancılı dönem yaratabilir mi? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Sayın İnce, evet. Muharrem İnce hayır dedi. Ben böyle bir şeye girmeyeceğim dedi. Hani böyle bir beklenti vardı. Sayın İnce'den bir beklenti vardı. İşte pek çoğunu kurultayı bekliyor diyorlar. İşte kurultaydan kendi isimleri yazılmazsa eğer onlarla beraber bir grup kurulacak. Ama net olarak ben ağzından dinledim daha iki gün önce. Hayır dedi, ben partimi bölmem, yine delegenin yanında dururum, Cumhuriyet Halk Partisi'nde dururum diye bir açıklaması var. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partililer suskunların insanları değildir. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partili her yerde konuşur.
söyler. Yani demokrasinin var, özünde var bu konuşma. Özünde var. Evet. Öteki partiler gibi baştaki genel başkanın direktifleri hop oturup hop kalkan insanlar değildir. CHP. Yani biat kültürü yok diyorsun. Yoktur. Hiçbir dönemde de olmamıştır. Cumhuriyet Halk Partili konuşur. Kongrelerde konuşur, kurultaylarda konuşur, danışma meclislerinde konuşur, sokakta konuşur, konuşur. Ama birleşir. Birleşmeseydi bugün Türkiye'nin birinci partisi olmazdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir bölüme bir parça alınmaz. Muharrem İnce aday olur, Cumhurbaşkanı adayı olur. Gel bakalım Muharrem diye genel başkan çağırmıştı onu aday yapmıştı. Evet, gene, gene olur. Bir başkası da olur. Ama burada Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuştuğumuz için söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden yeni doğacak partiye getireceğim sorumu yine. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de öyle bir beklenti var ki, yani Sayın İnce'yi dinlediğim için, çok da ince şekilde dinlediğim için şöyle diyor. Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığı olmalıdır. Önce genel başkan olmalıdır diyor. Ve kendisinin de aday olacağını söylüyor. Sanki buradan Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısına yine ilk kurultayda, seçimli kurultayda çıkacağı şekilde bir izlenim var. Her kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi birkaç tane genel başkan adayı çıkar çıkmıştır. Gene Sayın çıkar. İnce de çıktı. İnce de çıkar. Kalın da çıkar, başkası da çıkar. Evet. Bu Cumhuriyet Halk Partisi zayıflatmaz ki. Ya aday bulamasak ne olacaktı? Bir partide ekmek var ki, bir nimet var ki, bir gelecek var ki aday oluyor. Muharrem İnce örgütümden ayrılmam demiştir. Evet. Bu Muharrem İnce için önemli gelişmedir. Son seçim 31 Aralık 23 Haziran çok büyük ders vermiştir. Tüm Cumhuriyet Halk Partisi. Tüm Cumhuriyet Halk Partisi. Kendine gel demiştir. Bak ben sana elimi uzattım, elimi geri çevirme demiştir. Muharrem dahil, genel başkanım dahil herkes bunun bilincine varmalıdır. Cumhuriyet ve her yerde bunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kucaklaşacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi bütünleşecektir. Millet bizden bunu bekliyor. Evet. Ben yeni parti kurulup da bu yeni partinin Ahmet Davutoğlu'nun partisinin birinci parti olacağını büyük bir varlıkla asla inanmıyorum. Ha, Türkiye'de çok sağlam bir orta sağ partiye ihtiyaç vardır. Şey gibi, Demokrat Parti gibi, Adalet Partisi gibi sağlam bir merkez sağ parti olmadığı için bu din referanslı partiler Türkiye'yi almış nerelere getirmiştir. Bugün Fen Lisesi'nde çok İmam Hatip Lisesi var. Erdoğan Bey, İslam dinine göre bayanlar namaz kıldıramaz. Kıldırmaz. Kız imam okulunun ne işi var? Fen liseleri, bakın, matematik dersi seçmeli ders. Din bilgisi mecburi ders. Nerelerden nereye geldik ya? Şu sisteme bakın. Şimdi böyle bir din referanslı bir partiye Türkiye'de ortamı hazırlayan orta sorun, orta sağın çökmesidir. Orta sağ çökmüştür. Belki şimdi bugün yine bir açıklama var, o eski Adalet Parti bir bakan söylüyor. Üfat Serdaroğlu falan öncülük yapıp bir orta sağı toparlamaya çalışacaklarmış. Ben onu da orada gördüm. Orta sağ bütünleşmelidir. Çünkü demokrasi iki kanatlı bir kuştur. Sağ kanadı, sol kanadı olmadan demokrasi uçamaz. Türkiye'nin en büyük ihtiyaçlarından biri güçlü bir orta sağdır. Yani tahterevalli gibi. Evet. Olacak. Birbirini denetleyecek. Denetleyecek. Hep bak, ileri demokratik ülkelere bakın. Bir sağ, bir sol, bir sağ, bir sol diler böyle. Türkiye buna muhtaçtır, buna alışacaktır. Benim gördüğüm Davutoğlu'nun kuracağı, Ali Babacan kuracağı parti değildir. Bunlar din referanslı partilerdir. Orta sağ toparlayamazlar. Ona inanmıyorum ben. Ama orta sahada aklı başında insanların da böyle bir arayışın içinde olduklarını görüyorum. Benim kurulacaksa Türkiye'de bir parti, bir orta sağ ağırlıkta parti olması gerekir ve o yerini bulur, o güç bulur. Ama az önce dediniz de tabii ki bunu partiyle özdeşleştirdiğiniz için bugün de hani halkçılık dediniz, halkımızın içerisinde hani kızların imam hatip bir olsun, imam hatip
Yani dinini öğrensin gibi bir yaklaşımla da kurulmuş olabilirler. Hani bunu belki abi, değerli izleyenlerimiz şu anda yani böyle bir eleştiri de getirebilirler. İmam Hatip okullarının Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Evet. Evet, aklı başında tabii. Bir dinin din adamı yetişmesi biz isteriz. Evet. Ama sen lüzumundan fazla İmam Hatip okulu açarsan bunun arkasında bir sebep vardır. Bu yanlıştır. Evet. Yani Türkiye'de yanlış anlaşılmasın diye konuyu açtım. Matematikte, bilimde en son sıralardayız. Olmaz. Ne diyor Kemalizm? Aklın ve bilimin öne çıkarıldığı bir toplum yaratmak. Evet. Olay bu. Evet. Ben siyasi partiler konusunda yani bu AKP'den parçalanmanın büyük bir... Zaten parçalanmış, zaten gidiyor yani. Diyorsunuz. Evet. Evet. Şimdi olay biliyorsunuz Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları'na kayyum atandı. Belediye başkanlıklarından İçişleri Bakanlığı'nın çeşitli suçlamaları var. Geçmiş dönemle ilgili ve tabii ki 5 aylık dönemle ilgili de var. Ve karşılıklı kayyumların bu 5 aylık dönemde yapılan israfları, diğer de yine belediye başkanlarının kayyumlarla ilgili yaptıkları israflar karşılıklı olarak da anlatıldı, anlatılmaya da devam ediyor. Tabii Diyarbakır Belediyesi'ne Cuma Ali Atilla'nın genel sekreteri, yine Fethiyeli Muhsin Er Yılmaz da tekrar Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun sekreterliği olarak atandı. Onu da belirtelim değerli izleyenler. Bir kez daha geçtiğimiz programda da söylemiştim. Şimdi şuraya geleceğiz. Siz nasıl özetlemek istersiniz? Nasıl buluyorsunuz kayyum atanmalarını, belediye başkanlarının geçici de olsa görevden alınmalarını? Kim bunlar? Bunlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından ince elenip sık dokunarak adaylıkları kabul edilmiş, illerinde en çok oyu alarak meşru yollarla belediye başkanı olmuş insanlar. Ne yapmış bunlar? Teröre mi karışmış? Evet. Teröre destek mi vermiş? Bu suçtur. Sen bu suçla... Zaten bu iddialar var. İddia başka, suçlarsa adamı bir karar başka. Bu adamlar teröre karışmaktan, terörizme yanında bir ceza, bir hüküm giymiş. Evet, terörist cenazesine gitmişler. Daha bir hüküm yok. Yani soruşturma açarsın diyorsun. Yani o cenazesine katılmak da bir, tabii onlara destek anlamı taşır. Katılmaması gerekiyor. Teröristin arkasına gitmemesi gerekiyor. Evet. Gitti mi gitmedi mi bilmiyorum ben. Gittiyse suçtur, suçsa bunu Türk Ceza Kanunu'nun saptadığı maddelere göre mahkum edersin, alırsın. Böyle bir suçlama yok. Böyle bir karar yok. Böyle bir mahkumiyet yok. Adam alıyorsun, sen oturarak kayyum kuruyorsun. Son derece yanlıştır. Evet. Şimdi demokrasinin kırıcı gibi İçişleri Bakanı işte kayyum atarım İstanbul'a. Önce bile hemen sustu. Evet. Kapını hemen ona yutturdular lafını. Evet. Olmaz. Olmaz. Bu suçlama, bunlar çare değil. Ben Ahmet Türk'le beraber milletvekili yaptım. Evet. Ahmet Türk'le. Evet. Ahmet Türk'ü. Bir programında anlatmıştın. Atatürk'ün onun dedesine Türk soyadını verdiğini söylemiştin. Ve o dönemde de çok iyi hatırlıyorum. Yine sizden dinlemiştim. Evet. Yine bazı kitaplardan da okumuştum. Hatırlıyorum. Atatürk döneminde ülkeye para lazım. Ülkeye bazı ihtiyaç lazım. Altın lazım. Bir aşiret reisi olduğundan dolayı Ahmet Türk'ün dedesi Atatürk'e en fazla, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne o kuruluşu sırasında en çok desteği veren isimlerden. Şimdi kapatsanız da oluyor. 5 kuruş para yok. Para yok. Ordu yok. Evet. Yeniden ordu kurulacak. Atatürk önce Kürt beylerine gidiyor. Büyük Atatürk. Mardin'de, Kasırkanca'da
Ahmet Türk'ün dedesini ziyaret ediyor. Para alıyor. Çok seviyor onu. Bak biz kardeşiz diyor. Türk, Kürt diye bir şey yok. Bizim kökenimiz aynı diyor. Paşam öyledir diyor Abdurrahim'a. Bir börek falan. Abdurrahim sen nesin diyor. Kürdüm de. Hani Kürt değildin diyor falan. Ha değilim Türk'üm. Böyle aralarında şakalaşıyorlar. Soyadı kan çıkıyor gidiyor Abdurrahim'a soyad almaya. Abdurrahim Ağa diyor. Sana çok güzel bir imzalı gördüm. Kasso Kancı'da Atatürk imzası. Abdurrahim Türk. Ahmet Türk çerçeveletmiş bunu. O asılı. Ahmet Türk çok hapis yattı kaldı çıktı gitti. Ben evet. Bülent Arınç gibi Ahmet Türk'ün Kürtçülük yaptığına inanmıyorum. Yapmamıştır. Aynı Bülent Arınç'ın dediği gibi İstanbul İl Başkanlığı'nda efendim anarşiye, teröre destek vereceğine asla inanmıyorum. Yanlış buluyorum. Yanlıştır bunlar. Bir memlekette hukuk varsa hukuki yollardan alırsın görevden. Öyle keyfi al bunu kayyum at. Olmaz öyle şey. Demokratik bir ülkeye yakışmaz bu. Yanlıştır. Ve kanunsuzluklar çok büyük tepki görüyor Türkiye'de. Ekrem İmamoğlu neye o kadar çok oy aldı? Hakkını yedikleri için. AKP'liler oy verdi. AKP'liler. Hakkını yediği için. Hakkını yediler adamın. O sarayda 40'ın üzerinde insan var. Hepsinin sandalyesinde adı yazılı. Ekrem İmamoğlu'nun sandalyesi neye düşüyor? Neye kırılıyor? O kasten yapıyor onu. Alay ediyor güya. Zarar verdin ödeyeceksin diyor. Cevabı ne onun? İkinci oturduğum sandalyeye daha sağlam otururum diyor. Espri yapılmış ve hakikaten güzel bir diyalog geçmiş orada. Evet. Keşke hep öyle olsa. Dilerim olur bundan evet. Sonra. Demokrasimiz adına evet. Türkiye'de hukuk sisteminin ve demokrasi kültürünün gelişmesi adına diyaloglar çok önemli. Mutlaka, uzlaşmak mutlaka. Çok önemli diye düşünüyorum. Dilerim olur. Halklar, millette böyle bir şey yok. Tabanda gördüğümüz gibi çok güzel bir geçim var. Partiler arasında. Dilerim tavanda da aynı şekilde olur diye düşünüyorum. Abi şuraya geleceğim sevgili Gökmen. Diyarbakır'da HDP binasının önünde anneler var. Sayı giderek artıyor. 8-10'la başladı. 25'e çıktı. Giderek de artıyor. Kayıp çocuklarını bekliyorlar. Gördüğün zaman ve yani bu eylemi daha önce yapamadı bu anneler. Şimdi bakın. Buyurun. Ben o annelerin yerinde olsam HDP il binasının önüne değil, Cumhurbaşkanı'nın önüne otururum. Bu memlekette dağa kaçırılan çocuklar varsa, teröre karıştırılan çocuklar varsa, öldürüyorsa, analar ağlıyorsa bundan birinci derecede devletin başındaki adam sorumludur. Sen bugüne kadar anarşiyi, terörü önlemek için hangi hareketlerin içinde oldun? Yurt dışında bu masaya oturmadın mı? Dolmabahçe'de bunlarla aynı masaya oturmadın mı? Habur'da davulla zurnayla karşılamadın mı? Bu anneler bunu niye sormuyor? Son seçimde Apo'nun mektubuna muhtaç olmadın mı demeçlerine? Kardeşini televizyona çıkarmadın mı? Ben annelerin yerinde olsam Cumhurbaşkanı'nın önüne karargah kurarım. Hükümet adamlarının önüne karargah kurarım. Niye HDP? HDP mi çıkarıyor daha? HDP daha çıkarıyorsa suçtur. Bugüne kadar kapanmış ilk parti olmayacak ki HDP. Kardeşim sen anarşiye, teröre karıştın. Daha çıkardım onları işte belgesi. Kapat. Seni kapatıyorum. Evet. Bu göstermeliktir. İçişleri Bakanı gidiyor göstermeliktir bu. Cumhurbaşkanı da sizi destekliyorum diyor. Yani bunlar çok zavallı zihniyet ya. Yani yapıyorsa AKP şey HDP yapıyorsa bu suçtur. Senin elinde suçu cezalandıracak bir sürü mekanizma var. Hukuki kurallar var. At kapat at hapse. Belgeleriyle öyle 3 ay, 3 yıl, 4 yıl çıkarmaz siz suçsuz musunuz deyip çıkarmak değil. Cumhuriyetin yazarları gibi.
Gerçekten hukuken dayalı bir suçu varsa cezalandıracaksın. O gösteri şu, göstermelik o. Ama annelerin anlattıkları... Ya anneler çok... Acıyorum annelere. Tabii. Kolay mı? Yani oğlumu alıyorlar götürüyorlar, kızını alıyor götürüyorlar daha. Mesela yine bugün okudum, çok ilginç. İşte bir futbol takımının o bölgedeki oyuncusu yapacağız seni deyip götürüp daha kaçırılan çocuklar var. Yani bir baba, bir anne çocuğunun işte bir futbol kulübünde top oynatılacağı, işte sporcu yetiştirileceği şeklinde alınıp evden işte ya da bulunduğu yerden götürüldü. Ve bunun tabii daha değişik yöntemleriyle götürüyorlar. Ve biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti pençe harekatı ve çeşitli harekatlarla o bölgede teröre karşı çok yoğun bir mücadele veriyor şu anda. Veriyor. Bakın şimdi. Evet, buyurun. Nasıl önlenir Türkiye, terör? Cumhuriyet Halk Partisi döneminde anarşi ve terör yoktu. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonra, 50'den sonra giderek son, özellikle son 40 yılda Türkiye'de özellikle ırk, din ayrımcılığı yaparak terör örgütleri çok çoğaldı. Hı hı. AKP iktidara geldiği zaman terör Türkiye'de hemen hemen sıfıra inmişti. Evet. Bugün en yüksek düzeyde terör. Hı hı. Niye? Demek ki sağlıklı bir yaklaşım yok. Hı-hı. Sağlıklı bir çare yok. Hı-hı. Sağlıklı bir teşhis yok. Sağlıklı bir mücadele yok. Hı-hı. Bu millet bunun hakkından gelir. Hı-hı. Bu ulus, bu asker bunun hakkından gelir. Siz teşhisi iyi koyamıyorsunuz, tedavisini de iyi yapamıyorsunuz. Hı-hı. Ben annelerin yerinde olsam Cumhurbaşkanı'nın sarayın önüne giderim. Evet. Öyle değil mi? Yani şimdi suçu varsa bir partinin kapatırsın o partiyi. Evet. Evet. Buradan şuraya geleceğim abi. Türkiye az önce yeni parti kurulmasıyla ilgili bazı şeyleri konuştuk. Cumhuriyet Halk Partili Muharrem İnce de hani bir anlamda az önce dedim sahalara döndü. Erken seçim gözüküyor mu bu ülkede? Eğer işte Adalet ve Kalkınma Partisi kendisinden bazı bölünmeler yaşanmasın ve bir an önce ülkeyi bir erken seçime götürelim. Bu partiler katılmasın, işte yeni kurulacak olan partilerden önce bir seçime gidelim şeklinde bir yaklaşım içine girebilirler mi? Türkiye'nin önünde bir erken seçim var mı? Tecrübeli bir politikacı olarak nasıl görüyorsun durumu? Türkiye'de erken seçim kararı alabilecek tek parti AKP'dir. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'de, MHP'de, İYİ Parti'de bunun kararını alamaz. Hı hı. Bunun kararı alacak olan parlamentoda çoğunluğu olan partidir. AKP'nin alması lazım. Hı hı. AKP'nin ne yapacağı belli olmaz. Yarın erken seçim var diyebilir. Hı hı. Ki gidiş de odur. Belki bu yeni partilere bir palazlanma süresi tanımadan hı hı. AKP bir erken seçim kararına gidebilir. Bilemem. Ama Türkiye bu yük taşıyamaz. Bir seçim mutlaka olmalıdır. Türkiye bu kadar ağır ekonomik sorunların altında, uluslararası ağır baskıların altında Türkiye daha uzun süre tahammül edemez. İşsizlik had safhaya varmış. Açlık sınırında olanların oranı gittikçe yükselmiş. Evet. Evet. Şimdi buradan yola çıkarak ekonomiyi evet. söylediğiniz son olarak da artık Türkiye'de ekonomi nereye gidiyor? Ben bugünkü gazetelere bakıyorum ve alınan son tedbirler, işte Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi olsun, yine ekonomide alınan son tedbirler. Tabii ekonomistler bunu değerlendiriyor da. Kendi dünyasından faizler düştü, piyasa coştu şeklinde bugün bazı gazeteleri gördüm. Merkez Bankası politika faizini beklenenin de üstünde 3.25 puan indirdi. Borsa fırladı, döviz düştü. Sıra tüketici ve konut faizlerinin indirilmesine geldi. Yüksek faize ikinci balyoz, enflasyon da
düşecek, konut kredisi faizi inecek. Yani iş dünyasına bir moral geldiği, faiz indiriminin aynı zamanda enflasyonu da düşüreceği, bankaların bu indirim kredi faizlerine hemen yansıması gerektiğini ve bankaların kendi tedbirlerini alması ve halka ilgili kredileri açması, ihracatçının, yatırımcının önündeki engellerin hemen kaldırılması ve ülkemizin büyüme sürecine önemli ölçüde katkı sağlaması isteniyor faizlerin düşüp piyasanın coşmasıyla birlikte. Nasıl görüyorsun abi Türkiye'de? Ya neyi nasıl göreceğim? Evet. Bu faiz düşürme bir tedbir değildir. Yapay tedbirlerdir bunlar. Hı hı. Bunlar köklü tedbirler değildir. Hı hı. Faiz ne kadar düşürse düşür, ekonomi kalkındırabilir misin? Hı hı. Bir ülkede ekonomik kalkınmanın tek kaynağı üretimdir. Hı hı. Üretimdir. Yatırımlar Türkiye'de teşkil. Üretim durmuştur. Hı hı. Topraklarımız ekilip dikilmiyor. Bomboş, Lif'e gittim ben, her yeri yemyeşil olurdu. Baskın olmuş. Ekilip dikilmiyor. Neye ekilsin? Her televizyonda görüyorsun, domatesleri döküyor yere. Patatesleri döküyor yere. Girdiler çok fazla. Hayır. Yani maliyet iyice arttı. Maliyet iyice arttı, alan yok. Alan yok, satamıyor. Evet. Şey pahalı. Evet. Toplumu giderek bir açlığa götürüyor. Üretim yok. Üretim fabrikalarla olur. Fabrikaları evet. Almış özel kişiler. Kendine göre yönetiyor. Devleti düşünmüyor. Kendine düşünüyor. Devlete 5 kuruş para verdi de yok. Vermiş parasını. Ve oradan bir üretim yok. Koskoca bir devletin gideri neyle karşılanıyor? Sadece vergiyle. Her gün ağır zamlarla gelen vergilerle yönetiliyor devlet. Nereye kadar gider bu? Ekonominin tek kaynağı üretimi artıracak. Türkiye bir tarım ülkesi. Belki dünyanın bir numaralı tarım ülkesi. Her şey yetişiyor bu ülkede. Bakın bizim güneyimiz sıcak kuşak. Meyve sebze sıcakta olmuyor. Suriye'ye git, bir kilo domatesi yetiştiremezsin. Kuzeyimize git, soğuk, güneş yok, meyve sebze tatlı olmuyor. Evet. Buradan gelen domatesi, biberi, salatalı koklayarak yiyor bu ülkeler. Ben bugün dışarıdan soğan, saman alacak duruma düşmüşsem, bunu neresine ne kadar düşürsen düşür faiz. Üretim, önce üretim. Üreticiyi destekleyeceksin. Daha tohumu tarlaya atmadan senin mahsulünü şu fiyattan alın diye garanti vereceksin. Destekleyeceksin gübreyle, ilaçla, mazotla. Destekleyeceksin, alma garantisi vereceksin. Tarlada kumar oynatmayacaksın adama. Üretim. Üretim yok Türkiye'de. Üretim yok. Tüketim de azalıyor. Aç. Pazarda görüyoruz adam dolaşıyor. Yarım kilo domates alayım mı? Evet. İyi değildir. Kemalizm. Yoktan üretmiş her şeyi. Kemalizm. Topraklar çok zengin. Topraklarda her şey yetişiyor. O kadar mühim bir topraklarımız var. O kadar çalışkan insanlarımız var. Ben köylüyüm. Üstüne güneş doğdurmaz köylü. Güneş doğmadan gider tarlaya. Zinde, en zinde zamanı o zamandır insan. Adamlar şimdi çalışmıyor, üretmiyor, gitmiyor. Tarlalar bomboş. Her şey dışarıya. En ana gıda maddelerini dışarıdan almaya başladı Türkiye. Sen nasıl ekonomiyi düzeltiyorsun? Faizi düşürdük, ekonomi düzeldi, uçtu. Onu sabah karşısında atar ancak bu manşeti. Şimdi zordur. Ama imkansız değildir. Halk kararını vermiştir. Mutfaktaki yangın dedirmişti bu halk. Evet. İşsizlik oranı ekonominin içerisinde yine sizin anlatımlarınıza göre tabii ki üretim olursa işsizlik oranlarında da düşme tabii. Olacaktır. Gayri safi milli gelirin artacaktır. Yatırımlar açılırsa, yatırımlar desteklenirse dışarıdan yine sıcak parayı Türkiye'ye getirip güven ortamı yaratılırsa. Bu güvensizlik nereden kaynaklanıyor ülkedeki? Dışarıdan gelen sıcak para senin ekonomi kalkınmaz Erdoğan.
Ya Cumhuriyet kurulduğunda Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Hükümetler dışarıdan para mı aldı? Evet. Ya etmeyin bunu ya. Halka güvendi, halk destek verdi. Ya sana bir örnek vereyim bakın. Buyurun. İncirköy ile benim köyümün arasında yol yok. Vali gelecek dediler. Evet. Bekliyoruz. İlk defa vali göreceğiz. İlkokulda okuyorum ben. At sırtında geldi vali. İki tane adam var yanında. Babam muhtar. Yani ya, yıl 1940-41 falan. Pek çok vali imkanları olmasına rağmen İncirköy'e gelmemiştir ama at sırtında bir vali gelmiştir. Bakın diyorsun, şimdi hani halkın devlete desteğini anlatmak onu evet, bir örnek veriyor. Evet. Herkese merhaba, nasılsınız dedi. Herkes iyiyiz dedi. İyi, acız mı diyecek herkes? İyiyiz dedi. Babamın yanında durdu. Önde babam iştiyariyet arkada. Muhtar dedi. Böyle kırbaçla çizmeye vuruyor. İbrahim Ethem Akıncı, Muğla valisi. İncirköy ile sizin köyün arasında yol yok dedi. Mart'ın sonları geldiğinde. Bu yol yapılacak dedi. Hep beraber bu yolu yapacağız. Devlet size yardımcı olacak. Ne yapacak devlet? Dozer verecek değil ya. Şimdiki iş makineleri verecek yok. Belki kazma kürek verecek, dinamit verecek. İmece usulü yapılacak. Ben Cumhuriyet Bayramı'nda bu köye ciple geleceğim dedi. 1940. Başladı köylüler yol yapmaya. Ya üstelik çubuk harman hasat mevsimi yaz. Ama orada yolda çalışıyorlar kazma kürek. Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor. Kadınlar da çalışmaya başladı. Gecede çalışılmaya başladı çırayla. Devletin parası olsaydı bu yolu yapardı. Parası yok ki biz yapacağız dedi. Her şey devlet yolu yaptı. Bayrağını sallayarak Cumhuriyet Bayramı'nda ciple geldi. Bu millet bunu yaptı. Evet. Bu millet bunu yaptı. Bu millet üretir. Şimdi ne? Hani üretim? Sen bütün fabrikaları satmışsın. Fabrikalar evet, devletin elinde değil. Özel sektörün elinde. Adam Amerika'yı istediği zaman çıkarıyor. Üretimi istediği zaman azaltıyor. Sıfıra indiriyor. Satıyor orayı. Çiftçiyi desteklemiyorsun. Tarımı desteklemiyorsun. Tarla diktiğini tarlada bırakıyorsun. Mazot almış başını gitmiş bir yere. Gübre almış gitmiş bir yere. Bir plansız efendim. Faizi düşürdük ve patladı. Neresi patladı ya? Üretim artıracak Türkiye. Kemalist bir yaklaşımla üretim artıracak. Destek verecek köylüye, üreticiye. Yeni fabrikalar açacak. Kapitülasyonlar kaldıracak. İkinci kapitülasyonlar. Günü gelecek Cumhuriyet Halk Partisi bunu diyecek. Biz iktidara geleceğiz. Devletin haraş meraş attığı bütün fabrikaları aynı parayla geri alacağız diyecek. Neye 1923'te nasıl dedi? O kadar zayıf. Yedi düvele başını kaldırdı dedi. Yani anlattım şeyi, alkol evet, ilişkileri evet, diyemez mi? Bunu diyeceğiz. İkinci bir kuvayi milliye. Millet buna hazırdır. Partiler de bunun bilincindedir. Bilincinde olmak zorundadır. Evet. Asla umudumu yitirmedim. Evet, çok teşekkür ediyorum abi. Ben teşekkür ederim. Evet, son cümlelerini alacağım bu programdan. Gerçekten ilgiyle izlendi. Sevgili izleyenler, çok teşekkür ediyoruz programımıza gösterdiğiniz ilgiye. Sayın Gökmen, bundan sonrası için, Muğla Fethiye için, Muğla Fethiye'deki politika, siyaset için ne diyeceksin? Cumhuriyet Halk Partililere bir mesajın var mı? Yaklaşıyor şimdi Fethiye CHP ilçe teşkilatı içinde. İşte kimler aday olacak teker teker yavaş yavaş bazı isimler ortaya çıkmaya başladı. Yine il teşkilatı içinde aynı şekilde, il başkanlığı içinde. Nasıl bir süreç işler? Sizin tavsiyeleriniz nedir gençlere ve partililere? Cumhuriyet Halk Partisi her makama çok aday çıkıyor. Bu sevindirici bir olaydır. Aday çıkmasa ne olacaktı? Evet. Ben gururlanıyorum. Şimdiden geliyor bana, ben ilçe başkanı adayı olacağım diyor. Ol diyorum, gururlanıyorum. Delege olacağım diyor. Belediye başkanı adayı olacağım. Ol. Cesaretlendiriyorsunuz. Cesaretlendiriyorum. Siyaset bunu gerektirir.
Siyaset çok nankör bir meslektir. Çelme takarak, omuzdan aşağı bakarak siyaset yapılmaz. Destek vereceksin. Ben milletvekili adayken 34 adayla yarıştım. Bir tek adayın aleyhinde konuşmadım, konuşturmadım. Örgütten gelmedim. Memurdum, istifa ettim. Yani bu sözlerinizi adaylara da aynen söylüyorum. Evet, söylüyorsunuz. Evet. Evet. 34 adayın arasında liste başı oldum Muğla'da, 77'de. Evet. Siyaset bir kucaklama mesleğidir. Sempati mesleğidir. Güler yüz mesleğidir. Çare mesleğidir. Çare. Siyaset adamı şikayetçi olmaz. Çare getirir, çare üretir. Çözüm üretir diyorsunuz. Çözüm üretir. Mutluyum. Partimden de, adaylarımdan da, Türkiye'nin geleceğinden de. Çünkü önümüzde bütün dünyanın hayranlıkla baktığı sönmeyen bir Kemalizm ilkeleri var. Hiçbir ülkeye nasip olmayan. Apaydınlık ışıklar koymuş önümüze. Hiçbir şeye muhtaç değiliz. Onun ilkelerine sarılalım yeter. Diyorsunuz. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sayın Sami Gökmen'e, değerli izleyenler. Bu akşamki programımızda ilk bölümde ressam Eda Uyman'ı konuk etmiştik. Ardından 16. dönem Muğla Milletvekili Sayın Sami Gökmen'le Türkiye'yi konuştuk. Türkiye gündeminden söz ettik. Verdiği bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlattı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin felsefesini anlattı. Eleştiriler getirdi ülkemizdeki yaşanan bazı gerçeklere ve ortadaki ortaya konulan son durumlar karşısında. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Pozitif Düşünce'nin bu akşam sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte Pozitif Düşünce'de bir arada olabilmek dileğiyle, bu programda buluşabilmek dileğiyle, mutlu geceler, esenlikler dilerken bir olayı hatırlatacağım değerli izleyenler. Set Medya, FRT Televizyonu pazar günü saat 19'da Fethiye Şehir Stadı'nda oynanacak Fethiye Spor Ağrı 1970 spor karşılaşmasını yine canlı olarak ekranlarınıza getirecek. Değerli izleyenlerimiz bunu merakla bekliyordu. Akşam saatlerine kadar telefonlarınız susmadı. Bir kez daha söylüyorum. Sevgili Sami Gökmen'i de bekliyoruz. İnşallah. Fethiye Spor karşılaşmalarına özellikle. Pazar günü saat 19'da yine Muğla'nın televizyonu, bölgenin tek televizyonu, FRT Televizyonu, Fethiye Spor Ağrı 1970 spor karşılaşmasını naklen ekranlarınıza getirecek. Ama bu demek değildir ki evden, televizyonunuzdan izleyin. Lütfen ama lütfen canlı olarak gelin, tribünde yerinizi alın. Fethiye Spor'a destek olalım hep beraber. Biz Fethiye ve dışındaki Fethiye Spor severlere izletebilmek adına bu yayınları gerçekleştiriyoruz. Gelin tribünler tamamen dolsun. Lacivert beyazlı Fethiye Spor'a hep beraber destek olalım. Futbolcuların arkasında 12. adam ve 12. güç olalım. Evet, önümüzdeki haftayı yine Cuma günü çok değerli konuklarımla birlikte oluncaya dek mutlu geceler, esenlikler değerli izleyenler. Hoşça kalın. Çok çok teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Abi lütfen rahatsız olma. Sağ olun.